Takas İstanbul ilk seansı sunar. İzleyenler, herkese günaydınlar. Ben Perihan Tantu. İlk seansa hoş geldiniz. Haftanın son işlem gününde birazdan Borsa İstanbul'u açacağız. Dünkü sert satışlar sonrasında bugün Viyop'ta %1'e yakın yükselişler izliyoruz. Fakat yurt dışı tarafına baktığımızda risk iştahının bugün düşük olduğunu söyleyebilirim. Dünkü satışlar bir dönüş hareketi miydi yoksa bir düzeltme mi? Bugün boyunca 3 değerli konuğum olacak. 3'ü de sıkı borsacı. Detaylı olarak 1 saat boyunca Borsa İstanbul'u hem teknik hem de temel anlamda değerlendiriyor olacağız. Evet, gününe çıkan başlıklarıyla başlayalım. Bugün içeride beklediğimiz çok önemli bir veri akışı yok bu arada. Piyasa katılımcıları anketi gelecek saatler onu gösterdiğinde ve bir son dakikamız var. Borsa İstanbul'a iki yeni endeks geliyor. Evet, açabilirsek eğer burada gününe çıkan başlıklara bakalım. FED'den bir açıklama var. Kaşgari, enflasyon zirve yapana kadar faiz artırımlarını durdurmayacağız dedi. Master ise ABD finans piyasalarının bazı bölümlerindeki yapısal kırılganlıkları hızla ele almalı derken bir FED yetkilisi Jefferson ise düşük enflasyon ABD refahının anahtarı açıklamasında bulundu. ABD'de 7 senatörden Federal Ticaret Komisyonu'na mektup geldi. Musk'ın Twitter'ını soruşturun dedi. Evet, diğer taraftan hemen dönelim isterseniz. Dünkü rakamları hatırlayalım. Sert satışlar vardı Borsa İstanbul'da. Ama İhsen tavandı, Matrix tavandı, Megap tavandı, Dokta tavandı, Dogup tavandı, Silver, Alcatel ve Sasa'nın da yine taban olduğunu gördük. Sasa şu an endeks ağırlığı en yüksek hisse olduğu için dünkü taban hareketiyle birlikte tabi endeksi de puan bazlı aşağıya çekmiş oldu. Ve rakamlarla devam edeceğiz. Borsa İstanbul tarafında kritik bir kapanış gerçekleştirdik. 4507 seviyesinden kapattık endeksi. Önemli teknik seviyeleri birazdan stratejisel yönelişlerle değerlendiriyor olacağız. Dolar Türk Lirası yeni güne 18.62 seviyesinde başlarken Euro Türk Lirası 19.31, sepet kur 18.96 seviyesinde. Gram altın fiyatları ise 1055 lira civarında seyrediyor. Paritelere bakalım. Paritelere döndüğümüzde evet, burada dolar endeksinin 106.61 seviyesinde seyrettiğini görüyoruz. Bu da Euro Dolar paritesinin 1.04 seviyesinin altında tutuyor. Pound dolar ise 1.1898'lerde. Dolar yen tarafına baktığımızda 139.84'ten geçiyor işlemler. Dolar İsviçre frangı ise 0.9517 seviyesinde. Bugün yurt dışı tarafında risk iştahı çok yüksek değil dedik. Asya seansına bakalım isterseniz. Bazı endeksler kapandı, bazıları hala işlemde. Asya'da durumlar ne? Evet, burada KOSPI'de bir miktar yataylık görüyoruz ama buna karşılık Çin'in Şangay Kompozisi'nde, Nikkei Endeksinde, Hang Seng'de ve Hindistan'ın Sensex'inde satıcılı bir seyir var. Ben programa girerken ABD vadeliler de satıcılı seyrediyordu. Bir de vadeliler tarafına bakalım isterseniz. Viyop'taki pozitif seyir de bu arada devam ediyor. Dow Jones vadeli 33.532 puanda %0,24'lük düşüş var. S&P 500'de ise %0,18'lik düşüş izliyoruz. Nasdaq tarafına baktığımızda burada da %0,15'lik düşüş var. 11.702 puandan işlem görüyor. Son olarak bir de tahvil cephesine bakacağız. Ardından da Borsa İstanbul'un açılış rakamlarını alacağız. Evet, ABD 10 yıllıklarda bugün %0,56 kadar minimal bir geri çekilme var. Tahvil faizleri %3,75 seviyesinde seyrediyor. Ve Borsa İstanbul'un açılış rakamları geliyor. Ben de göz ucuyla ekranıma bakıyorum. Bu negatif bir açılış gerçekleştirdik. Viyop tarafı pozitif. Dün Viyop ve spot tarafı arasında ciddi bir makas açıklığı izlemiştik zaten. Bunu nasıl okumalıyız? Birazdan değerli konuklarımızla özellikle Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Ergün Tekgül ile birlikte Viyop tarafındaki son gelişmeleri de değerlendiriyor olacağız. Evet, Borsa İstanbul'un şimdi açılışını yapalım ve açılış rakamlarını verelim. Evet, endekse baktığımızda efendim %0,92'lik düşüşle açıyoruz. Baktığımızda şu an 4465 puan seviyesinde endeks. Bu
Bor detayları birazdan konuşuruz. Borsa İstanbul tarafında sürdürebilirdik. 25 ve BIST katılım temettü endeksleri artık hesaplanmaya başlanacak. Viyop tarafına baktığımızda burada pozitif bir görüntü var ama paralelinde dedik aynı görüntü BIST 100'e yansımadı. Viyop tarafında şu an hala yükselişler görüyoruz. Bakın %0,51 kadar. BIST 100 tarafı ise dünkü kayıplarla birlikte %1'e yakın eksi açıldı. BIST 30'da %1'in üzerinde eksiler var. %142'lik bir getiri söz konusu. Bankacılık endeksi güne %1'lik yükselişle başladı. %1'e yakın diyelim hatta. Finansal endeksi %0,62, holding endeksi %0,50, teknoloji %0,36 ve metal sanayi endeksi ise %0,30'luk yükselişle açıldı. Evet, burada sanayi tarafına baktığımızda sanayi tarafında %2'ye yakın yine düşüşler görüyoruz. Ben de şöyle ekranımdan bakıyorum. Evet, Sasa bugün de taban. O yüzden bu taban hareketiyle birlikte endeksi de aşağı çekmeye devam ediyor diyebiliriz. Şimdi burada fiyatlamaları noktaya koyacağım. Bugün çünkü yoğun bir gün. Dünkü satışların şu an spot tarafta devam ettiğini görüyoruz. O yüzden strateji Selçuk Gönerşleri alacağım. Hızlıca bir menkul kıymet istatistikleri gelmişti dün. Oraya da bir bakalım, ardından sevgili Gönerşleri ağırlayalım. Hisse senedi tarafında geçtiğimiz hafta yabancılar 116 milyon dolarlık net hisse senedi aldı. Böylelikle 8 haftalık para çıkışının ardından son 2 haftadır hisse senedi tarafına para girişi görüyoruz. Yabancılarda tahvil tarafında ise 29 milyon dolara yakın satış olduğunu izledik yabancılarda. Ve strateji Selçuk Gönençler diyelim ve Borsa İstanbul'un teknik seviyelerini konuşalım efendim. Evet, Selçuk Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Pelin Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Şimdi borsa tarafında, Borsa İstanbul'da dün sert bir düzeltme hareketi gördük ama bizim için önemli olan şu, bu bir düzeltme mi? Çünkü hep şunu konuşuyorduk, bilanço dönemi bitti, bir düzeltme başlayabilir ve zaten sağlıklı da olur dedik ama yoksa bu bir dönüş hareketine mi dönüyor diye konuşacağız. Bugün Viyop tarafı artı, spot taraf şu an yine açılış itibariyle %1'e yakın eksi seyrediyor. Kati suretle en azından kısa, orta ve uzun vadeli stop seviyelerimiz neresi olacak? Önce bugün aşağıya konuşarak başlayalım isterseniz. Evet, önemli o 4700'lerden geçen, salı günü sizin yayında anlattığımız Fibonacci 261.8 ve dolar bazlıdaki 257.90 dolar bölgesinden beklendiği gibi, yani orta vadeli süreç içinde son derece sağlıklı bir geri çekilme hareketi yaşıyoruz. Şimdi bir kere bu hareket hepimizin bildiği üzere Sasa, Hektaş ve bunun gibi bazı hisse senetlerindeki endeks üstündeki etkilerinin ve bunların taban olmasından dolayı onların aşırı etkisinde kalıyoruz. Ancak burada her şeye rağmen yatırımcıların unutmaması gereken bir disiplin var. Herkes elindeki hisse senedine fokuslu kalsın. Yani endeks 8 günlük hareketli ortalamasının altında açıldı. Şu anda bizim hareketli ortalamamız 4500'lerde. Bu hareketli ortalamanın altına kayıyoruz. Dolayısıyla eğer biz bugün 4519'ların üstündeki kapanışlara, en az saatlik kapanışlara geri dönmediğimiz sürece burası 3260'tan beri tut konumdaki kısa vadeli modellemeyi aşağı çevirir ve savunma sinyali üretir. Böyle bir durumda, yani 4519'ların üstüne geri dönemememiz durumunda grafikte görülen Perihan Hanım 13 günlük ortalamamız olan 4370 riski peyderpey, eğer biz 4519'ların üstüne geri dönmeyi endeks deneyebilir. Ancak bu 4500'lerin üstüne geri dönemezsek daha önce 3000'lerde yaptığımız düzeltmedeki gibi 4370-4400'lere doğru bu düzeltmenin aşağı yönlü devam etme riski masada kalacak demektir. Burada kısa vadeli modellemede fiyat takip edenler 4500'ün altındaki saatlik kapanışların devam etmesini, dediğim gibi kısa vade 3250'den beri gelen trendin bir savunma sinyali olarak okuyarak bir miktar aşağıdan yerine koymak üzere savunma dürtüsüne geri dönmeli. Şimdi bu kısa vade, orta vade bir şey söyleyecek olursam Perihan Hanım, orta vade söyleyecek olursam 4350 ve 4300 gibi bir bölge Borsa İstanbul için orta vade çok kuvvetli bir destek bölgesi. Eğer bu 4790 Fibonacci ve dolar bazlı dirençten başlayan geri çekilme hareketi 4370 ve 4300 gibi, 4300 gibi bir bölgeyi aşağıya kırmazsa Borsa İstanbul'un orta vadeli hedefi 3 sent olmaya devam edecektir.
Yani 300 dolarlar. Evet, ama tekrar ediyorum, şu anda 3 sentin kısa vadeli modellemede 4519'ların üstünde kapanışlara geri dönmedikçe kısa vade trading disiplini bir miktar savunma dürtüsünde kalmalı yatırımcılar. Fiyatlara lütfen duygusuz yaklaşalım. İşte Hektaş'la Sasa'nın durumu ortada. Buradaki düzeltme bitmeden veya endeks 4519'ların üstüne geçmedikçe modumuzu orta vade korkuya mal olmayacak şekilde kısa vade bir miktar savunma disipliniyle tutalım. Ancak tekrar ediyorum, bu düşüş dalgası tamamlandıktan sonra, yani bu düşüş artık 4500-4350 bandında mı olur veya 4300'lere kayar mı? Burada kimse bir iddiada bulunmamalı. Bunu bekleyerek göreceğiz. Fakat şunu çok net söyleyelim. Fiyat bir daha 5 ve 8 günlük ortalamaların üstüne döndüğü zaman hedef 4790 değil 3 sent olacaktır. O zaman da 3 sent olacaktır diyorsunuz. Bu arada dediğiniz önemli, çünkü şöyle bir dünü hatırlayacak olursak mesela Sasa'nın Borsa İstanbul üzerindeki etkisi 31 puan. Yani bir taban hareketiyle birlikte endeksi 31 puan tek başına aşağıya çekiyor. 19 puan da Hektaş'tan geliyor. Yani zaten şöyle bir ikisini bir araya koyduğunda 50 puanlık zaten endeksi 2 hisse senedi aşağı çekmiş oluyor böylelikle. Evet, 6 konu, puan da Kontrolmatik'ten geldi dün. Bu konu çok önemli Perihan Hanım. Bakın, yatırımcılarda ciddi anlamda aldıkları senetlerin devamlı yukarı gitme dürtüsü hep var oluyor. Siz salı günü bu soru üstüne ben bir açıklama yapmıştım. Endekste veya fiyatlarda hiçbir fiyat sonsuza dek yükselemiyor. Dolayısıyla büyük resimde bakacak olursak, bakın tekrar ediyorum. Evet, 4500'ün altında olmamız kısa vade bir risk demek. Fakat çok net söylüyorum bakın. Orta ve uzun vadeli bu düşüş 4450 veya 4350 bandında dengelenebilirse, dikkat, bir sonraki kalkış ve yeniden 5 ve 8 günlük ortalamaların üstüne kapanışlar başladığı anda Borsa İstanbul'un hedefi artık 4790 değil 3 sent olacaktır. Peki Borsa İstanbul tarafında baktığımızda aslında bankacılık endeksinin 2 gün boyunca ciddi katkılarını izledik satış gelene kadar. Fakat orasının da devrildiğini görüyoruz. Bugün Borsa İstanbul'la birlikte isterseniz bankacılık tarafını da değerlendirelim diyorum ben. Peki şöyle sorular geldi. Bankacılık endeksinde bir bozulma var mı diye, ne dersiniz peki? Cevap kısa, cevap net. Hiçbir şekilde bozulma yok. Şimdi bakın, ekrana grafik gelirse gösterelim. Geldi. Biz bunu 10 gündür sizinle 3600-3800'lerden beri birinci hedef 4245, ikinci hedef 4600 seviyesi olacak şekilde izah etmiştik. Grafikte yeşil okla gösterdiğim Fibonacci 61.8. 4245 seviyesini, yani birinci stepimizi tamamladıktan sonra yeniden hareketli ortalamalara doğru, İşte bu Sasa vesaire gibi veya işte bankacılık endeksinde orta vadeli iyimser olmayanların kar realizasyonuyla tekrar hareketli ortalamalara doğru bir geri çekilme alıyoruz. Perihan Hanım, grafik 4245 hedefini test etti. Yeniden test etmesi muhtemeldir. Asıl bankacılık endeksinin orta vadeli hedefi 4622'dir. 10 gündür söylediğim üzere bu hedeflerin bertaraf olabilmesi için grafikteki turuncu trend çizgisinin ve veya 55 günlük hareketli ortalama olan 3680'lerin kırılması gerekir. Bu kırılmadıkça süreç bankacılık için temkinli iyimser bir şekilde 4622 seviyesini hedef yapmaya devam edecektir. Ki karşımızda bu hedef sizin tabirinizde namütana hala hedef olmaya devam edecek diyorsunuz. Bozulması için kısa vadeli yatırımcılar, traderlar 3940 seviyesini stop loss yapsın. Orta vadeli trendi trade edenler de 3680 kırılmadıkça bu geri çekilmeler sancılı bir yukarı hareketin, yani korkunç bir yukarı hareketin sancıları olarak okusunlar.
Peki şunu da sormak istiyorum. Şu an endeks tarafında teknik anlamda endeksi tekrardan sırtlayabilecek itici güç alt endeks bankacılık endeksi midir size göre? Yani grafiğini en beğendiğiniz alt endeksi sormak istiyorum aslında teknik olarak. Şu anda en beğendiğim bankacılık endeksi, fakat buraya bir şerh koyalım. Yani finansal okuryazarlık ve temel gerçeklerden ayrılmamak için. Bankacılık senetlerindeki karların yeni Türkiye modelinden kaynaklandığını ve önümüzdeki süreçte yeni Türkiye modelinde bir değişiklik, bir esneklik olması durumunda bu karların elbette ki geri çekilme riskini ben bir analist olarak farkındayım. Sanırım bütün Türkiye'deki gerçek piyasa oyuncuları da bunun farkında. Fakat bizim baktığımız modelleme, izlediğimiz teknik şablon kısa ve orta vadeli bir modelleme. Dolayısıyla en azından Türkiye seçime gidene kadar bir faiz artışı ihtimali en azından kısa vade için çok fazla radarda olmasa da ben bankacılık endeksini en azından endeksin aşağı yönlü yarılmalarında tutacak bir faktör olduğunu düşünüyorum. Ve Borsa İstanbul 4790'ı yukarı geçecekse bu ulaştırma ve bankacılıkta olacaktır. Yine ulaştırmanın etkisi de devam edecektir diyorsunuz. Peki diğer taraftan bugün haftalık kapanış yapacağız endekste. Endeks rakamlarını değerlendirdik ama dönüp bir de yurt dışı tarafına bakalım. Bugün yurt dışı tarafında risk iştahının çok yüksek olmadığını söylüyoruz. Özellikle sabah baktığımızda da Asya seansında birçok borsa zaten negatif kapandı. Şu an ABD vadeliler tarafında negatif bir seyir var. Satışlar çok derin değil. Biz isterseniz bir de Dow Jones tarafına bakıp en azından yurt dışı tarafında böylelikle yorumlamış olalım. Evet Feriyan Hanım, Dow Jones tahmin edilemeyeceği kadar, bakın eğer burada 29.500'ler ne kadar önemliyse, yatırımcıların grafikte görecekleri 36.700'den 29.000'lere düşen düşüş trend çizgisi olan pembenin üstünde bir haftalık kapanış alıyoruz. Hatta geçen hafta kapatmıştık. Bu hafta kapattığımız düşen trende bir pullback yaptık. Bakın ben grafiğin içinde bu son barları büyüterek yatırımcılara gösterdim. Bu anlamda Borsa İstanbul 33.100, 33.000 destek bölgesinin üstünde kalmaya devam edebilirse 35.000'lere doğru bu baskıyı bertaraf edip 33.100, 33.000'lerin altında kapanışlar olmadıkça, buraya da şerhimizi koyarım. Bu ne demek? Trading disiplininde 33.000'in altındaki kapanış stop loss disiplininde olmak şartıyla Dow Jones'un hedefi 35.042 olacaktır Perihan Hanım. 35.042'ye doğru Dow Jones'u uptrade okuyan bir yatırımcı 33.000'in altındaki 2 saatlik kapanış veya günlük kapanışta modunu stop loss ve downtrade'e çevirme disiplininde olmalıdır. Uzun lafın kısası, burada kısa vade için 33.000 bölgesi önemli bir yukarı hareketin devam bölgesi. Ancak eğer 33.000'ler kırılsa ve 32.300, 31.700'lere doğru bir düşüş olsa dahi bu kusursuz bir alım fırsatı olacaktır 2023 rallisi öncesinde. Yani 2023'teki rally beklentim hala geçerli diyorsunuz değil mi? Zaten 2023'teki rally beklentim geçerli. Yaklaşık 6 haftalık çıkışı grafik üstünde gösterdim ve düşen trendin üstüne geçtik. Dolayısıyla eğer 33.000 kırılmazsa rally Aralık ayına bile geri gelebilir. Ancak burada kısa vade bu beklentiyi yönetirken kısa vadeyi öncelikle doğru okumamız gerekiyor. Bunu da 33.000 seviyesinde stop loss koyarak takip edeceğiz. Evet, şimdi Borsa İstanbul'daki teknik görünümü aldık. Bankacılık endeksi şu an baktığımızda %2'ye yakın yükseliyor. Diğer taraftan Dow Jones'a da 2023 rally beklentim hala geçerli diyorsunuz. Bir toparlamayla bitirelim. Buyurun lütfen. Ben çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Bakın dün Borsa İstanbul'da birçok yatırımcının psikolojisi alt üst oldu. Belli hisse senetlerinin endeksteki ağırlıkları yüksek. Bakın bizi izleyen yatırımcılara bir disiplini öğütleyelim. Lütfen kendi elinizdeki hisse senetlerine fokuslu kalın. Eğer siz endeksi trade ediyorsanız 4500'ün üstündeki kapanışları görmedikçe temkinli olun. En azından 4431, 4350'lere doğru geri çekilme olasılığını varsayımlarda tutun.
Ancak tekrar ediyorum, bu hareket 4470-4350'lere inse dahi tekrar 5 ve 8 günlük ortalamaların üstüne çıktığı zaman geçen hafta, pardon, bu haftanın başında bize bizi satışa çeviren Fibonacci 261.8 4793 seviyesi yeniden 5 ve 8 günlük ortalamaların üstüne döndüğümüzde artık direnç olmayacaktır. Borsa İstanbul'un hedefi 5460 olacaktır. Ancak 5460 hedefinin yeni zamansal tetiklenmesini 5 ve 8 günlük hareketli ortalamaların üstüne dönme şartına bağlayalım. Bunu da akıllardan çıkarmayalım ve tabii ki bu ara geri çekilmeler, belki trend dönüşlerine karşı da her zaman soğukkanlı olalım diyelim. Sevgili Selçuk Yönerşar, çok teşekkürler vermiş olduğunuz teknik bilgiler için. Efendim, Gedik Yatırım'a dönüyorum. Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan bizlerle. Üzeyir Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi Borsa İstanbul tarafındaki dünkü satışı biraz değerlendirelim isterseniz. Sağ olsun sevgili Selçuk Yönerşer de bize teknik anlamda detaylı bir analiz yaptı ama ben biraz temel tarafı da konuşmak istiyorum. Artık uzun bir süredir birçok aslında piyasa profesyoneli Sasa'nın Borsa İstanbul'un en ağırlığı yüksek, en ağır hissesi olması nedeniyle burada yaşanabilecek bir kar realizasyonu endekse de devirebilir ve endekse de ciddi baskı yaratabilir demişti. Dün bu senaryoyu yaşadık. Peki şimdi yatırımcılar eğer farklı bir sektörde hissedeyse endeksi nasıl okuyacak? Yani bu üçüncü çeyrek bilançoları sonrası bir kar realizasyonu mu, bir trend dönüşü mü, yoksa Sasa ve Hektaş'taki hareketin bir domino taşı etkisi mi? Nasıl yorumlayacak? Bir farklı sektördekiler şu an mesela bir stop mu koyalım, kar al mı yapalım diye bir kafa karışıklığı yaşıyorlar. Nasıl yorumlayacağız Üzeyir Bey peki endeksteki satışları? Şimdi şöyle, biz kendi yatırımcılarımızla da bu görüşü paylaşıyoruz bir süredir. Yani bir kere Borsa İstanbul'da trade edenler eğer endeksi trade etmiyorsa, örneğin BIST 30 yakın vadeli sözleşmeyi vesaire pay vadeli piyasada bunu trade etmiyorsa bir kere endeks bazlı seviyelerden uzaklaşması lazım. Yani herkesin kendi trade ettiği hisseye odaklanması lazım ve oradaki seviyelere bakması lazım. Nitekim Borsa İstanbul'da son dönemde güçlü bir yükseliş gördük. Zirve seviyelere gelindi ama bu yükselişte elbette genel yayılan bir hareket vardı. Bunu kabul etmek lazım. Birçok hisse senedinin bu yükselişte etkisi var. Yani örneğin Ekim ayından bugüne kadar baktığımızda, yani 30 Eylül referans aldığınızda BIST 100 içerisinde sadece Simpaş'la Trabzonspor'un çok cüzi endekse negatif katkısı var. Yani geri kalan 98 şirket endekse ya pozitif katkı sağlamış ya da yatayda kalmış. Yani bu açıdan baktığımızda genele yayılan bir yükseliş olduğunu kabul etmek lazım. Ama diğer taraftan endeksi bu kadar taşıyan nedir dediğinizde, İşte en fazla puan katkısı 2 günlük düşüşe rağmen Sasa'dan gelmiş 272 puan. Yine ikinci hisse hangisidir dediğimiz zaman Hektaş'tan gelmiş 142 puan. Bu Ekim ve Kasım ayındaki toplam getiri bazında baktığımızda, puan bazında baktığımızda. Üçüncü sırada alışık olduğumuz bir şirket, havacılık sektörü. Burada 108 puan, Türk Hava Yolları var. Dördüncü sırada Kontrolmatik var. 86 puan. 5. sırada Tüpraş var, 74 puan. 6. sırada da Smart var, 69 puan. Yani bu ilk liste içerisinde geçmişte endeks ağırlıklarını göz önünde bulundurduğumuzda, yani bundan 6 ay önceki endeks ağırlıklarını, işte endekse ekonomimiz içerisindeki toplam ağırlıklarını düşündüğümüzde, bırakın endeks ağırlığını, hani ekonomi içerisindeki toplam gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki paylarını, BIST 100'deki şirketlerin satışından, toplam satışından aldığı payları, toplam karlılığından aldığı payları vesaire gibi kalemleri düşündüğümüzde Sasa, Hektaş, Kontrolmatik, Smart, Güneş Enerjiler, yani bunların endekse bu denli yüksek katkı yaparak endeksi buralara taşımış olması zaten çok hani sürdürülebilir bir şey değildi. Ve geldiğimiz noktada da bugün örneğin, dün ve bugün bu şirketlerdeki düzeltmeleri izliyoruz ve bunun endeks üzerindeki baskısını izliyoruz. Yani geçmişte endeksi bu kadar kuvvetli yükselten şirketler bugün döndüğümüzde örneğin BIST 100'de 90 tane şirket artı da sadece 10 şirket eksi de ve bu 10 şirket endeksi diğer 90 şirketin endeksine tüm katkısını alıp endeksi bugün negatif hale getirebiliyor. Buradaki olay ne kadar devam eder tahmin etmesi gerçekten zor. Geçmişte de hep söyledik, bu tarz agresif fiyatlamaların sonu hep hüsran. Yani bu hiç değişmiyor, hikaye hiç değişmiyor, sonu hep hüsran. Ama ne zaman biteceği tahmin edilmesi gerçekten çok zor.
Ben bundan birkaç gün önce bir yayında şunu ifade etmiştim. Yani bu yarın da olabilir, haftaya da olabilir, bir ay sonra da, üç ay sonra da. Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama sonunun hüsran olacağını hepimiz biliyoruz diye. Ve maalesef işte o hüsran dediğimiz son gerçekleşiyor. İlerleyen dönemde neler olur bunları da görüyor olacağız. Ama bu şirketlerde bir köpük oldu. Bunun da endeksi yukarı taşıdı ve endeksi de şu anda düzeltmeye bunların götürdüğünü görmek gerekiyor. O nedenle ben endeks bazlı seviye konuşmanın açıkçası şu atmosferde çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bugün endekse baktığınızda negatif bir görünüm var diyebilirsiniz ama bu şirketler dışında genel itibariyle kuvvetli bir tablo var. Doğru. Yani şu an BIST 30'a bakıyorum mesela. Tabii endeksteki en ağır hisse senetleri BIST 30'un içerisinde. Öyle değil mi? BIST 30'da Sasa'yı artık diyorum taban. Bir de Pegasus'ta %5'e yakın düşüş var. Geri kalan hisselerin çoğu %1, %2, %3 artı mesela şu an. Ama endeks eksi aynen gibi görünüyor. Yani ben hep endeks için bir illüzyon diyorum o yüzden Üzeyir Bey. Hani işte 10 tane hisse senedini alıyorsunuz. Birisi %5 eksi ya da artı yaptığında, birisi tavan olduğunu, birisi taban olduğunda bu illüzyonda kafasına göre bir fiyatlama içerisine giriyor işte oradaki ağırlıkları alarak. Ama siz X hisse senedindeyseniz, endekste hiç ağırlığı olmayan bir hisse senedinde, çünkü bugün bakıyorum, yani örnek veriyorum, ben TSKB yatırımcısıysam bugün %4'ün üzerinde yükseliş var ama endeks eksi mesela gibi. Aynen. Bir de geçmişte endekste ağırlığı şirket olanların da gerçekten bir ağırlığı vardı. Yani şirket olarak da ağırlıkları vardı. Yani günümüzde artık hisse fiyatlarını yukarı sür, İşte şirketlerin endeks ağırlığı artsın. Yani bu şekilde bir hale dönüştük. Yani buradan da dikkat etmesi gerekiyor yatırımcının. Geçmişte gerçekten endeks gittiği zaman endeks kağıtlar neler olduğunu bilirdik. Bunlar yukarı giderdi. Yani genel ekonominin gidişatını da bu şirketler belirlerdi. Yani şu anda fiyatlamalarla ne ekonomik gerçekliklerin bir alakası var, ne şirketlerin kendi iş dinamiklerinin bir alakası var. Yani böyle çok garip bir fiyatlama döneminden geçiyoruz. Ve bunu getiren temel şey de maalesef geçmişte borsa düşmesin diye aldığımız açığa satışların kaldırılmış olması ve aynı zamanda yabancının bu piyasadan çıkmış olması. Yani eğer piyasamızda bir yabancı derinliğimiz olsaydı ve aynı zamanda bu şirketlerde açığa satış imkanı da olsaydı, biz bu köpüklerin hiçbirini görmüyor olacaktık. Yani bu köpükler oluşmaya başladığında elinde portföyünde bulunan yabancılar, işte açığa satış imkanı olanlar bu hisseleri bir yerde dengeye getirecekti. Şu anda o dengenin koptuğunu görüyoruz. Yani biz bugün 3-4 tane şirket konuşuyoruz ama yani ben kabaca baktım Borsa İstanbul'da son dönemdeki fiyat performanslarına, çarpanlarının değerlerinin artık böyle izah edilemeyecek boyuta gelen şirketlere yaklaşık 100 tane şirket var. Yani gerçekten bu çok sürdürülebilir bir tablo, sürdürülebilir bir durum değil. Yani burayı bir noktada kriptocuların ya da yerli hayalperestlerin oyun alanı haline getirdik. Yani Borsa İstanbul'daki o eskiden bildiğimiz değer kavramı, değerden çok uzaklaştığında biri gelir bunu açığa satar ya da elindeki portföyü satar, bu hisseyi yeniden dengeye getirir. Bir hisse çok ucuzlarsa bunun birinin değer avcısı bu hissenin değerini görür, yeniden alır ve bunu belli bir noktaya taşır. Bu kavramlardan uzaklaştık. Yani hep beraber sanki işte orta çağda savaşa gider gibi akın akın beraber gidiyoruz, beraber geliyoruz. Yani böyle bir piyasa haline geldik. Para kazandırdı mı bu? Evet, kazandırdı. Ama bunun devamlılığı olabilir mi? Mümkün değil. Yani bir yerden sonra biri dönüp kral çıplak diyecek. Yani biz bu değerleri neye göre veriyoruz, nasıl veriyoruz diyecek ve bunu dediği anda da ortalık toz duman olacak. Nitekim iki gündür onun etkilerini de görmeye başladık aslında. Peki şunu da sormak istiyorum hemen o zaman Üzeyir Bey. Şimdi MKK verilerine baktığımızda da buraya akın akın, az önce ifade ettiğiniz, aslında yatırımcı geliyor. Siz de sonuçta bir aracı kurum çalışanı olarak eminim belki kendiniz de fark ediyorsunuzdur talepleri, birçok hesap açıyorsunuzdur. O yüzden şimdi piyasada genel böyle bir hava varken, yani gidilecek çok fazla enstrüman olmadığı için ve Borsa İstanbul performansı şu an diğer tüm enstrümanları, yatırım araçlarını geride bıraktığı için bir teveccüh var. Peki gelenler nereye gidecek? Yani bunların şimdi yönelebileceği mesela sektörler, geride kalan, size göre buradan çıkan paranın ya da geride yeni gelenler için tercih edilebilecek sektörler ne olabilir? Üçüncü çeyrek bilançoların ışığında, ya bakın aslında çok değerlenmiş, prim yapmış şirketler var ama bu şirketler, bu sektörler çok geride kaldı. Hani bunları da artık değerleme anlamında göz önünde bulundurun diyeceğiniz mesela sektörler neler? Yani aslında diyecek çok şey var ama açık ve net söyleyeyim. Bu yeni gelen kitlenin de bunlarla çok ilgilendiğini düşünmüyorum. Çünkü onlar zengin yani olmaya mı geliyor diyorsunuz? Aynen öyle. Yani kriptodan işte canı yanmış, işte vesaire olmuş. Ya da
arkadaşının, eşinin, dostunun koyduğu 10 bin lira nasıl 50 bin lira, 100 bin lira olduğu hikayesiyle beslenmiş. Ve ya bir 10 bin lira da 100 bin lira da ben koyayım şeklinde gelen bir yatırımcı kitlesi. Biz bu kitleyi çok iyi tanıyoruz. Yani mesela 2013'te endeks zirve yaparken, 2018'de yine endeks zirve yaparken, yani ne zaman endeks zirve yapılsa bu kitle koşa koşa borsaya geliyor maalesef. Ve sonrasında da yani girdikleri hisseler o kadar böyle spekülatif hisseler oluyor ki, aşırı spekülatif. Sonra da ya borsa işte adamı çarpıyorlar, kumar yeri vesaire diyor. Yani giriş zamanları ve çıkış zamanları gerçekten ibretlik. O nedenle ben açık söyleyeyim, yatırımcı sayısının zirve yaptığı zamanlarda hep endişe duyuyorum. Yani maalesef üzülüyorum hatta o kadar zirve yaptığı dönemlerde. Çünkü bu yatırımcının geldiği yer fiyatların genelde zirve yaptığı yer oluyor. Sadece Borsa İstanbul'a da özgü değil. Yani geçmişi hatırlayın, kripto piyasalarda da, yani bundan bir sene öncesine kadar neredeyse yolda geçtiğiniz herkes kripto piyasasını konuşuyordu ve Borsa İstanbul onlar için böyle, yani Borsa İstanbul'da ne, yani parayı koyuyorsun işte kriptoya, bir koyuyorsun, beş alıyorsun, işte şöyle getiriler var, böyle getiriler var, o bölünecek, bu çıkacak, bunun teknolojisi böyle. Yani son 6 aydır ben çevremde kripto para soran ya da konuşan hatırlamıyorum. Ama bir yıl önce geri kafalı olarak adledilen, teknolojinin gerisinde kalanlar da bizlerdik mesela. Bu kitle oradaydı, şimdi buraya geldi. Ve bu kitleye biz elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Finansal sistemin risklerini, değer kavramının ne olduğunu vesaire, ama kitlenin ilgisi burası değil. Yani kitle bir anda zengin olma hayalinde. O nedenle de son zamanlarda en çok yükselmiş hisselere yönelik bir ilgi, bir akım oluyor. Yani buradaki tek kriter bu. Geçmişte ne kazandırmış, bundan sonra ne kazandıracak? Biri ona getirdiyse bir ondan da yüze gider mi beklentisiyle bu hisselere giriyor. Uzun vadeli yatırım için benim söyleyeceğim şu. Yani Borsa İstanbul gerçekten kısa vadeli alsatlar için fırsat sunuyor. Ama bu portföyün belli bir kısmını geçmemeli. Yani bu piyasada asıl kazananlar sabretmeyi bilenler, pozisyonlarını taşımayı bilenler ve değer kavramını götürenler. O nedenle ben hep şunu söylüyorum. Eğer bu piyasaya geldiyseniz, tek atımlık kurşunla bu piyasaya gelinmez. Yani bir 20 bin liram var, 100 bin liram var, 200 bin liram var ya da evi sattım 1 milyonum var. Buraya koydum ve ben bunu katlamaya geldim. Bu yanlış bir strateji. Bu borsaya geliyorsanız bu borsada bir akışkanlık sağlayabilmeniz lazım. Elbette başlangıçta bir büyük portföy getirebilirsiniz. Devamında yeni alım yapacak likitte oluşturabilmeniz lazım. Fırsatları değerlendirecek belli bir nakit pozisyonunu borsada taşıyabiliyor olmanız lazım. Bunları yaparak orta uzun vadede işte gerçekten borsanın değerli olabilecek, işte temettüsü yüksek olan, özvarlık karlılığı yüksek olan, sektöründen pozitif yönde ayrışmış ve geçmişte rüştünü gösterebilmiş şirketlere yönelik bir portföy oluşturmak lazım. Kısa vadede de neler var derseniz, işte havacılık sektörü, ulaştırma sektörü hala kuvvetli, yani potansiyel taşıyor. Bugün Pegasus etkisi nedeniyle burada X rakamı görüyorsunuz ama orada özel bir durum var. Yani şirketin bir hisse satış süreci var. Ortaya çıkan fiyat spot fiyatın pardon altında. Bu nedenle ondan dolayı bir düşüş gözüküyor ama genel itibariyle sektör güçlü görünümünü koruyor. Gıda perakendiciliği son çeyrek, 3. çeyrek finansallarından sonra bir düzeltme yedi. Bence bu alım fırsatı oluşturuyor. Çünkü 4. çeyrek finansallar, marjlar daha iyi gelecek. Bu taraf bir potansiyel oluşturuyor. Yani bunun gibi sektörlere ya da sektör bağımsız, işte öz varlık karlı yüksek seyreden ama bunun tamamı fiyatlanmamış şirketlere. Bu dönem mesela temettü yatırım için çok iyi bir fırsattır. Yani Ocak-Haziran dönemi, hatta bunu aralığı da koyun. Temettü verimi yüksek şirketler genellikle endeksten daha yüksek performans sergilediği bir döneme giriyoruz. Temettü verimliliği yüksek olan şirketlere yönelik bir yatırım stratejisi. Bu dönemin en cazip stratejileri. Ama dediğim gibi gelen kitlenin temettü veriminin ne olduğundan, öz varlık karlılığının ne olduğundan, şirketin defter değerinin ne olduğundan, piyasa değerinin ne olduğundan çok da haber olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Bu da bizim açımızdan üzücü olan taraf. Peki burada Pegasus tarafına bir parantez açıp bitirebilir miyiz Üzeyir Bey? Şimdi aslında kısa vade Pegasus için olumsuz olsa da biraz orta ve uzun vade baktığımızda aslında bu hisseler yabancılara satılacağı için burada bir likidasyonu artıracağı, uzun vadeli olarak baktığımızda şu an iskontolu satıldığı için aslında bu paylar Pegasus tarafı şu an negatif fiyatlıyor ama orta ve uzun vadeli baktığımızda sizce bu kadar negatif mi? Ben bunun yanına biraz soru işareti koydum. Çünkü ne dersiniz? Yok, bence oldukça pozitif bir haber aslında. Yani bugün sadece yatırımcı burada fiyata bakıyor ama toptan satışlarda her zaman bir fiyat iskontosu olur. Yani o nedenle bu iskontoyu da makul karşılamak lazım. Yani tam rakam 315 herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Yani dünkü kapanışta 370 civarı falandı. 315 yani 370 falandı. Yani oran bakmadım ama yani %20'nin, %15 civarı bir
şeye tekabül ediyor herhalde. Yaklaşık 55 lira yapıyor. İşte o da %15-16 civarında bir şey piyasada rakam yapıyor. Piyasada şu an bunu herhalde fiyatlıyor aslında diyorsunuz. Yani hepsini fiyatlamaz. Yani bugün fiyat düşükmüş diye birazını fiyatladı. Bence bu o fiyata yönelik negatif fiyatlama bugün bence tüm etkisini gösterip geride kalacaktır diye düşünüyorum. Çünkü birebir oraya fiyatlamaya getirmez. Yani o fiyata getirmesi demek piyasada toptan satışa yaptığınız bir şeyi perakendeye de satıyor olmanız demek. Yani bu ticaretin doğasında da vardır. Yani bir şeyi bir tane almakla 1 milyon tane almak arasında elbette fark vardır. Yani 1 milyon tane aldığınız zaman rekabet gücünüz daha fazladır. Fiyatı iskontrol attırırsınız ve iskontrol alırsınız. Bu hisse alım için de geçerli. O nedenle yani bunu çok yadırgamamak lazım. Ben dediğim gibi fiyat etkisinin bugün burada görülüp sonlanacağı kanaatindeyim. Sonrası içinse bu satış hisseye hem bir derinlik katacaktır. Buradaki yabancı alan yatırımcının portföyde taşıma süreci, buradaki vadesi ilgiyi de arttıracaktır hisseye. Ben devamında pozitif katkısında olacağı kanaatindeyim. Yani buradaki negatiflik kısa süreli kalacaktır diye düşünüyorum. Üzey Bey çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Güzel bir hafta sonu diliyorum size. Güzel bir seans olsun inşallah. Efendim kısa bir ara, sonrasında Ergün Tekgül bizlerle. Takas İstanbul'un sunduğu ilk seans devam edecek. Takas İstanbul'un sunduğu ilk seans devam ediyor. Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Ergün Tekgül'le şimdi sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Ergün selamlar, hoş geldin yayınımıza. Feriha merhaba, iyi yayınlar, güzel bir gün olsun diyelim. Çok teşekkürler. İnşallah dünkü satışlardan sonra güzel bir gün olur diyeceğiz ama bu satışların uyarısını da aslında sosyal medyadan gördüm, yapmıştın. Yani özellikle endeks tarafında güç göstergesinin aşırı alım bölgesine geldiğinden ve çok ısındığından bahsettin. Dünkü satışları da aslında biraz da normal karşılamak lazım. Çünkü bu dik açılı çıkışların satışları çok sert oluyor. Dün de bu şekilde bir sertlik yaşadık ama ne dersin, teknik anlamda şu an baktığımızda bu aşırı derecede ısınan endekse bir soğutma çalışması mı, bir trend dönüşü habercisi mi sana göre? Evet, bir gün önce, hemen dünkü satıştan bir gün önce bir uyarıyı vermiştik. Tabii böyle tek bir şeye bakarak, genelde işte tek göstergeye, tek indikatöre, tek veriye, piyasadaki bakarak değerlendirmek yanlış, ama bazı majör göstergeler de vardır. Bu göstergeler bizim için bazen ciddi uyarı niteliğindedir. Şimdi şöyle, zaten piyasanın bunu bilmek için de aynı olmaya gerek yok aslında Feran. Şöyle, çünkü piyasada gerçekten hepimizin, yani benden önceki jenerasyon, benden sonraki jenerasyon, hepimizin görmüş olabileceği, görebileceği en büyük borsa rallisini gördük. Tarihi diyorsun, evet. 99'da kıyaslıyoruz. Kesinlikle tarihi. Yani ben sana şöyle söyleyeyim, 2012-2013 rallisi çok önemlidir mesela bizler için. Neden? Altını böyle makro ekonomiyle doldurabildiğimiz, makro koşulların en uygun seviyede olduğu, bu nedir? İşte enflasyonun 6-7 olduğu, işte faizin 4,5'lara düştüğü, işte yatırım yapılabilir bir ülke notuna sahip olduğumuz. Dolar bazlı 500 doları ve tarihi zirveyi gördüğümüz. Geçtiğimiz, kesinlikle. Yani böyle bir dönemde biz çok güzel 93 bine bir rally yapmıştık. Kademeler gerçekten dolu doluydu. Gerçekten bu şeyler, hisse, bankacılık endeksi, sanayi endeksini taşıyan lokomotif hisse senetleri böyle dolu dolu gitti. Lakin şu an tabii ki fiyatın uzay olduğu bir dönem yaşıyoruz. Fiyatın uzay olduğu bir dönemde, yani her gün %5-10, %5'in altına getiri sağlamayan hisse senetlerinin dayak yediği, sosyal medyadan dayak yediği bir ortamda, işin açıkçası işte ekonomi başka bir ses veriyor bize.
borsa cephesi başka bir ses veriyor. İkisini bir türlü iletileyemiyoruz birbiriyle. Yurt dışından zaten tamamen koptuk, tamamen. Yani ben hiç bu kadar uzun uzadıya koptuğumuz bir dönem görmedik. Ki orada aslında baktığımız zaman sorunlar aynı Perihan. Yani yurt dışında da enflasyon sorunu var. Parasal genişleme her yerde oldu. Pandemiyi hep birlikte yaşadık. Ve bunların getirmiş olduğu, bu bol paranın, bol harcama isteğini getirmiş olduğu enflasyonu, işte Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın etkilerini Amerika'da yaşadı, Avrupa'da yaşadı. Ama onlar ne yaptı? Onlar enflasyon artarken faiz artırım yoluna gittiler. Faizi artırarak işte son gelen datada %8'de gelen bir üfe var Amerika tarafında. Bu faiz artışlarının az da olsa etki ettiğini gördük. Biz bu süreçte ne yaptık? Biz bu işin tam tersinden koştuk. Faiz indirimi yoluna girdik. Faiz indirime girince işte eksi reel faiz -75'lere geldi. -75 reel faizde hiçbirimiz yaşamadık. Hiçbirimiz sermaye piyasalarında işlem yapmadık. 6-9 aydan beri işin açıkçası herkes birbirine soruyor. Ne olur, ne yapmalıyız, nasıl getiri sağlayabiliriz? İşte o yüzden borsanın yaşamış olduğu bu rallinin adı da enflasyon rallisi değil. Uzun zamandan beri söylüyorum. Çünkü enflasyon rallisi olmuş olsaydı enflasyon yaşayan Amerika'nın, enflasyon yaşayan Avrupa'nın 9 aydır ayı piyasasında olmaması gerekiyordu. Çünkü siz enflasyon oranında faiz artırırsanız o faizin neticesinde piyasa bir durgunluğu fiyatlar, bir resesyonu fiyatlar. Zaten bu amaçla yapılır faiz artışları da. Durgunluğun beklendiği, resesyonun beklendiği yerde de zaten borsalarda uçuk kaçık fiyatlar değil, bilakis çok ciddi bir düzeltme, tıpkı Amerika'da olduğu gibi %35'lik bir düzeltme, tıpkı DAX'ta Almanya'da olduğu gibi %35-40'lık bir düzeltme ve ayı piyasası beklenir. Bizim buradaki resim tamamen farklı Perihan. Biz faiz indirdiğimiz için, -75 reel faiz olduğu için ve insanların dövizden, altından, artık gayrimenkul emtia tarafı da tıkandı. İşte Türk milletinin en çok sevdiği ürün nedir? Hani altındır. İşte altın da bu dönemde onsuna 1900 dolarlardan 1600 dolarlara düştü. Dolar TL yukarı gidiyor ama çok hafif bir eğimle gittiği için altının gramında da, yani TL bazlı altında da bir yatırımcılar kar yazamadı, bir getiri sağlayamadı. Şimdi kara kara düşünüyor yatırımcı, ben nereden getiri sağlayacağım? İşte borsayı kulaktan kulağa, kulaktan kulağa birbirlerine söylediler. Sosyal medyadan okudular filan. Hop ne oldu? 3 milyon yatırımcı oldu diyoruz. Borsa çok iyi. Tamam, borsa çok iyi de biz bunu seneler önce de benzerlerini aslında yaşadık. Yatırımcının akın akın geldiği dönemde, analiz yapılmayan dönemlerde, temele, tekniğe bakılmayan dönemlerde ne yazık ki yerli yatırımcıyı küstürdük, evine gönderdik. Yerli yatırımcı küstü, evine gitti. Sonra ne oldu Perihan? Ondan sonra yabancı yatırımcıya geldi sıra. Şimdi yerli yatırımcı borsaya geldi diyoruz. Peki güzel, ki bence hala 3 milyon rakımı hiçbir şey. Yani koca ya Ergün tabii hiçbir şey. 5 milyonun üzerinde kripto para yatırımcısı var. Kripto paraların burada geçmişi ne? Yani 30-35 yıllık borsada biz 35-40 seneye gideyim hadi. Yani 40 senede 3 milyon yatırımcı toplayabildiysek bu bizim ayıbımız zaten. Piyasa olarak hepimiz için söylüyorum. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Biz zaten hatırlarsan işte geçtiğimiz 10 yıllarda 2010'ların 2008'den sonraki özellikle big short mortgage kriz döneminden sonra hep yerli yatırımcıya nasıl tekrar böyle bir kavuştan yapabiliriz, sarılabiliriz, gelsinler. Ama her defasında küstürdük, halka arzlar kötü gitti. İşte yeterince uzmanlaşma veremedik. Kendi alanımdan söyleyeyim. 2005'te kurulan biyo piyasasında bizim aracı kurumlarımız ne yazık ki hala uzmanlaşamadı. Hala hisse senedi gözüyle piyasaya bakılıyor. Hala Diob'un uzmanlığına koskoca futures and opsiyon piyasaları diyoruz, options piyasaları diyoruz. Dünyada nereye gitmiş? Biz hala burada yükselirken hisse senedi, düşerken Diob yapalım gibi. Çok ilkel, ne yazık ki çok özür dilerim ama görüşlere hakimiz. Uzmanlaşamadık. Perihan, uzmanlaşamadığımız için o uzmanlığı yatırımcıya veremedik. Yatırımcıya veremediğimiz için yatırımcıyı da sürekli ama sürekli küstürdük. Şimdi ne oldu? Yerli yatırımcı geldi. Bu sefer ne oldu? Makro koşullardan ötürü de bu sefer de yabancı yatırımcıyı küstürdük. Yabancı gitti. Şimdi diyoruz ki yabancı ne zaman gelecek? Yatırımcılarda da beklenti şu. Genelde hani diyorlar ki
aslında çok güzel yükseldi ama bir de yabancı yatırımcı gelirse tadından yenmez. Böyle bir şey yok arkadaşlar, açık konuşalım. Yani bunu bekliyorlarsa bence yanlış bir beklenti. Hani borsa, çünkü biz çok ters ayakta da kalabilen bir borsa yapımız var. Onu da bir kere söyleyeyim. Nasıl, ne demek bu? Biz yurt dışıyla, bak son dönem yurt dışı %35 düştü. Biz %100, %150 yükseldik. Belki hisse bazında, endeks bazında daha fazla. O zaman ters korelasyon. Biz bu ters korelasyonun şu ankinin tersini de yaptığımız dönemler oldu. Yani yurt dışı mükemmel rallyler yaparken bizim çok ciddi düzeltmelere girdiğimiz dönemde oldu. Üstelik şunu unutmamak gerekiyor. Yabancı yatırımcı çok realisttir. Makroya bakar, datalara bakar, majör datalara bakar, ona göre yatırımını yapar. Yalnız burada tek bir virgül koyayım. Sevindirici nokta şu. Şey tarafında, hisse senedinde %30'un altına gelen yatırımcı var ama %40'lara Viyop tarafında bir yabancının ilgisi var. Bu şey demek oluyor kanımca. Yani biz şu anda orta uzun vadede çok girmekten yanında değiliz. Çekiliyoruz ama piyasamızda aslında uzak değiliz. Daha çok kısa vadeli işlemler yapıp aslında piyasamızın bir köşesinde olmak istiyoruz. Aslında bu bir göz kırpmadır. Bize bir göz, yani yatırıma değil trade'e bunu... geldik biz şu an için diyorlar. Öyle mi Ergün? Evet evet. Hı-hı. Tamamen çıktık değil ama çünkü %40 gerçekten iyi bir oran. %40'a dayandık. %20'lerdeydi. Türkçesi neyse bunun. Geçtiğimiz işte 10-15 yıl zarfında %20'lerde bir yabancı vardı. Trade'e geldik ama bir göz kırpıyoruz. Bence bu göz kırpma önemli. Koşulları, makro koşulları, işte hep serzenişte bulunulan işte paranın kontrolünün biraz daha piyasaya bırakıldığı bir döneme tekrar geçebilirsek sanki yabancı tekrar buraya bir gelecek. Çünkü gerçekten bizim piyasamızda çok ciddi potansiyeli olan, ekonomimizin çok ciddi potansiyeli olan bir ülkeyiz. Lakin burada tek kara kara düşünülen hisse senetlerin geldiği fiyatlar, eskiden ucuz dediğimiz hisse senetleri çoğu FK'sına falan baktığımız zaman yani uçtu kaçtı. İşte BIST 100 dışı borsa endeksi var Perihan. Ona dönüp bakıyorum. Ya %800 yükseliş. Yani kimse kusura bakmasın da hani enflasyon yükseliyor, o yüzden borsa yükselecek. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Yani biraz önce söyledim, Amerika, Avrupa majör piyasalarda nasıl. Bizimki tamamen şu anda yüksek reel faizden kaynaklı bir yükseliş. Getiri arayışı rallisi diyorum ben bunu ısrarla 6 aydan beri. Bu koşullar tabii ki böyle gitmeyecek. Bu söylediklerim olumsuz algılanmasın lütfen. Çünkü şunun da vurgusunu yapıyorum. Ne olursa olsun makro koşullar, ekonomi başka bir şeydir, borsa başka bir şeydir. Evet, bu kadar da belki uzaklaşmaması lazım. Belki insanlar getiri arayışından ötürü borsaya yöneldi. Okey, ama şu da unutulmamalı. Bu makas bir gün tekrar kapanacak. Ama kapanana kadar yatırımcılar için şu anda coşkun deniz. Yayınımıza başlarken söyledim, hani bir düzen şey geldi, ufak bir satış geldi. Ufak bir satış diyorum çünkü o kadar yükselmiş bir borsa var ki karşımızda. 20'ler, 30'lar, 50'ler endeks bazında. İşte sanayi endeksi Temmuz'dan bu yana 3 ayda 2'ye katlamış. Bunun içerisinden %3-5 düzeltme çok normal. Hatta sağlıklı diyebileceğim bir normal. Lakin bu düzeltmeleri de işte dönüp baktığımız zaman şu hareketler korkutucu. Hisse bazında çok agresif hareketler. Biz eskiden tavanlar görürdük. Koşulların iyi olduğu zaman işte ne gelecek? Fitch'ten bugün belki Türkiye hakkında, ülkemiz hakkında bir not değerlendirmesi gelecek. Buna benzer günler geçirdik. Olumlu ya da olumsuz sinyallerinde tavan tavanda gittik. Ama bu işi tadında yaptık. Bir sepet dahilinde yaptık. Endeksler, işte bankacılık endeksi ve sanayi endeksi topyekün yükseliyordu veya biri %5 yükselirken biri %4 yükseliyordu. Şimdi öyle değil ki. Biri %4 eksiyken, 5 eksiyken biri %5 artı. İşte bunların hepsinin cevabı aslında Perihan, benim uzmanlığını yaptığım piyasada. Piyasada bak, değil mi? Nedir o? Evet. Şöyle, futures piyasalarda işte eksi reel faiz diyorum ya, Viyop'taki her ürünün teorik fiyatı belirlenirken bir faiz alınır. Çünkü doğru, gelecekteki fiyatı şimdiden alıp satıyoruz Perihan. Çok tekniğine girmeyeceğim ama mantığını anlatmaya çalışıyorum. Burada bir faiz alırdık. Kabaca da burada aldığımız faiz Libor'du. Libor'un üstüne çıkarsa veya altına inerse biz arbitraj var diye piyasaya geliyorduk. Şu anda bu oynaklık
gün içerisinde geçtiğimiz 6 aya bakarsak bir gün içerisinde bile %30 oynuyor. Buradaki faiz oynaklığı. Zaten Eylül ayında yaşanılan sıkıntı, bilmeyen yatırımcılar için söylüyorum. Hani bankacılık endeksi kaynaklı. Hayır arkadaşlar, bankacılık endeksi kaynaklı değil. Hoş bir şey söylemeyeceğim ama VIOP kaynaklı. Yani VIOP'un kendisinden kaynaklı değil. VIOP'u yanlış kullananlar tarafından ve buradaki arbitraj makasının %60-70'lere çıkmasından kaynaklı ve buradaki olası getirinin yatırımcıların cebinde oluşturmuş olduğu, cebinde oluşturabileceği ne yazık ki biraz açgözlülük diyeceğim, aşırı riskten dolayı çok büyük pozisyonlar alındı hisse VIOP bacağında. Arbitraj denildi. Evet, bakacak olursak arbitraj ama %60'lık 70'lik arbitraj ne dünya tarihinde ne de futures piyasalar tarihinde, vadeli işlemler tarihinde yok. Tabii ki bu iştah kabartan bir orandı. Mutlak getirisi çok yüksek olacaktı. Evet oldu, getirisi değil ama tecrübesi yüksek oldu. Tecrübesi. İlk defa Eylül ayında, evet Ağustos Eylül sürecinde aracı kurumlar olarak herkes kendine dönüp baktı. Evet, biz VIOP'ta uzmanlaşmalıymışız. Çünkü olay sadece artık hisse senedi değil, VIOP tarafını da eş zamanlı riskini doğru yönetmemiz gerekiyor. Bu iki piyasayı çok iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer biz burada risklerimizi kontrol edemezsek bizim başımıza iş açabilir dediler. Bu arada bu süreç bitmedi. Çünkü ne zamanki enflasyon çok ciddi anlamda düşer veya faizden artmaya başlar, yani eksi reel faiz kapanmaya başlar, hisse VIOP tarafındaki riskler azalır. Arbitrajdan bahsediyorum. Arbitraj tarafındaki riskler azalır. Şu anda 20-25'lerde bir faizle vadeli enstrümanlar fiyatlama yapıyor. Hatta bazen 15'lerde. Ama bunun garantisi yok. 2 hafta sonra, 3 hafta sonra, 1 ay sonra yeniden 30-40-50'lere hatta 70'lere patlamayacağının bir garantisi yok. Umarım yaşanmaz. Yaşanırsa da yatırımcıların otokontrolü, aracı kurumların yatırımcıları yönlendirmesi, bilgilendirmesi daha yüksek seviyede olur. Bize kızıyorlar bazen, uyarılar veriyoruz, ediyoruz diye yatırımcılarımıza. Hiç kızmasınlar, kötü gün geldiği zaman iyi ki diyecekler. Biz uyarı vermekle yükümlüyüz, veriyorum. Evet, sonuçta yani şöyle bir aracı kurum çalışanı olarak her gün amacınızı çok iyi anlıyorum. Buradaki yanlış anlaşılmaları da dediğin gibi düzeltmek de istiyorum. Aracı kurumlar piyasadaki yatırımcıların karşısında değil, yanındaki kurumlardır. Sonuçta gelirleri kurtaj gelirleri ve haliyle burada sistemle ne kadar çok yatırımcı olur ve uzun soluklu olarak bu sistemde kalmayı başarabilirse bu yatırımcılar, aracı kurumlarda o kadar kar yazar ve uzun soluklu olarak yeni yeni istihdam sağlayarak kendilerini geliştirip yeni yatırımlar yapabilir. O yüzden aslında aracı kurumlar ve piyasadaki bu küçük yatırımcı, daha doğrusu küçük yatırımcı lafını sevmiyorum, yerli yatırımcı olarak herkes aynı gemide ama aracı kurumlar onlara karşıtmış gibi bir algı var piyasada. Bunu da yıkalım böylelikle. Çok teşekkürler Ergün, vermiş olduğun değerli bilgiler için. Güzel bir seans diliyorum sana da. Evet efendim, şimdi hafta sonu çok önemli bir seminer gerçekleştirecek. İlk semineri olacak. Sarıyer Ekonomi Belediyesi'nin, Sarıyer Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Netkent Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Sibel Kumbasar Bayraktar bize detayları aktaracak. Şimdi cumartesi pazar yapılacak bu etkinlikle ilgili. Sibel Hanım selamlar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Feriha Hanım nasılsınız? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Bizler de çok heyecanlıyız. 19-20 Kasım Borsa Uzmanları Derneği ve Sarıyer Belediyesi İşbirliğiyle düzenlenen ilk defa sadece yatırımcıların ve sadece piyasa uzmanlarının düzenlediği bir kongreyi yapacağız 36 yıldan sonra. Biliyorsunuz sermaye piyasası kanunu 81'de çıktığından bu yana, 1986'dan bu yana borsanın kapılarını açtığı 1986'dan bu yana, aradan 36 yıl geçti, ilk defa 1991'de kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olan Borsa Uzmanları Derneği, Sarıyer Belediyesi'nin de destekleriyle piyasanın içinden, piyasaya yıllarca emek vermiş,
yatırımcısı olmuş, çalışanı olmuş. Bugün biliyorsunuz 202 bin civarında sermaye piyasası çalışanı var. Bu grubun sesini duyuracak. Bizim tabii ki en önemsediğimiz şey çalışanlar ve yatırımcılar burada. Sermaye piyasasında büyük geçmişi olan en eski sizlerin tabiriyle dinozor yatırımcılar da var, dinozor yöneticiler de var. Bir de yeni nesil borsacılar, sermaye piyasası uzmanları da var. Siz de burada bizimle olacaksınız. Evet. Teşekkür ederiz ikinci gün Perihan Hanım. Çok heyecanlıyız açıkçası. Biz açılışta birçok partinin ekonomi kurmayı da olsun bizle istedik. Ve belediyelerin de sorunlarına değinmek istedik. Açılışta partilerimizin ekonomi kurmayları da bizimle olacak. Son anda yine değişiklikler de olabilir. O yüzden söylemeyeyim. Fakat görselleri veririz. Daha sonra çok kıymetli profesörlerimiz dünya nereye gidiyor, Türkiye nereye gidiyor ekonomik anlamda, bunları konuşacaklar. Birinci gün öğleden sonra ise belediyelerimiz, yerel yönetimlerin finansal problemleri ve çözümleri, kaynak yaratmalarına ilişkin. Aslında kaynak yaratma bütün kongrenin hepsinde var. Konuşmalar olacak. Burada tabii ki ev sahibimiz Şükrü Genç, Büyükşehir Belediye Başkanlarından Sayın Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Bey, İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet bizimle olacak, bizi kırmadı o da. Bizlere kendi finansman, sermaye piyasaları ile ilgili finansman kısımlarına da değinecekler, finansman yaratma modellerinde. Tabii ki orada iki uzmanımız daha var, Ali Akdemir hocamız ve kendisi Arel Üniversitesi'nden, daha önce Çanakkale Üniversitesi rektörü. 18 Mart. Bir de Ali Hepşen hocamız var, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden. Neden sonra da ancak sermaye piyasalarının gelişimi konusuna gireceğiz. Orada da yine sermaye piyasasının yakından tanıdığı isimler var. Daha önce birlikte program yaptığımız isimler var. Onlarla birlikte olacağız. Yine çok değerli arkadaşlar. İkinci günümüz ise sizler bizimle birlikte olacaksınız. İki gün boyunca, evet, biliyoruz çok mutluyuz EkoTürk olarak. EkoTürk ailesine teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Ne demek? İkinci gün bizim Borsa Uzmanları Derneği'nin uzun zamandır gündemde tuttuğu bir konu var. Bağımsız yatırım danışmanlığı. Bu konu gündeme gelecek. Yine ikinci oturumda finansal iletişim üzerine piyasalarda yepyeni bir konu. Bu gündeme gelecek. En son oturumda da bugünkü taze borsacılarımızdan piyasanın gidişatına ilişkin bir sürü bilgi alacağımızı umut ediyoruz. Heyecanlıyız açıkçası. Ekip çok heyecanlı. Güzel şeyler hazırladık. Güzel bir filmimiz var. İkramlarımız var Sarıyer Belediyesi ile. Harika. Katılımcılarımızı heyecanla bekliyoruz. Şu anda da bayağı bir ilgi var. Salonda olacak. İlk defa 36 yıl sonra bir yatırımcılara ve çalışan sermaye piyasası uzmanlarına yönelik bir kongre olacak bu. Sarıyer Belediyesi için de şunu söylemeliyim. Evet. Sibel Hanım, beni duyabiliyor musunuz? Bu senenin ana konusu bizi seçti. Evet. Sibel Hanım, çok teşekkürler aktarmış olduğunuz değerli bilgiler için. İnşallah güzel bir cumartesi pazarı olacak. 1. Sarıyer Ekonomi Kongresi 19-20 Kasım. Detayları Sarıyer Belediyesi'nin web sitesinden zaten bulabilirsiniz efendim. Katılım ücretsiz. Cumartesi pazar boyunca Sibel Hanım'ın aktardığı gibi birbirinden kıymetli isimler ağırlanacak. Bu isimlerle tanışmak, onlara soru yöneltmek için zirveye de katılabilirsiniz. Evet, şimdilik programı burada noktaya koyuyorum. Herkese güzel bir cuma kapanışı, güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi tekrar Ardından EkoTürk ekranlarında görüşürüz.
Takas İstanbul ilk seansı sundu.